Far Cry Primal dışarıdan bakıldığında harika gibi görünen oyunculara ait fikirlerin her zaman iyi sonuçlar vermediğinin en iyi kanıtı. 2014'te Far Cry 4'ü incelerken şöyle bir şey söylemiştim. Bu Shangri-La kısımları o kadar hoşuma gitti ki tüm oyunun bundan ibaret olmasını istedim doğrusu. Yanılmışım. Bu oyun çok sıkıcı lan. Oldukça başarılı Far Cry 3 ve yine kendi içinde başarılı olan ama büyük oranda bir önceki oyunun kopyası olan Far Cry 4'ten sonra yeni Far Cry oyununun konseptinin ne olacağını merak ettiğim pek söylenemezdi. Çünkü bu motordan ve mekaniklerden alacağımı almıştım. Ama Ubisoft'un rahat durmayacağını ve sattığı sürece e de geç aynı oyunun makyaj tekrar tekrar piyasaya çıkaracaklarını biliyordum. Soru sadece bu makyajın ne yönde olacağıydı. 5 Ocak 2015'te yayınlanan bir anket sonrası Ubisoft'un yeni Far Cry için farklı bir şeyler düşündüğü açıkça belli oldu. Ama bunun ne olduğunu öğrenmemiz için Ekim ayına kadar beklememiz gerekti. Far Cry Primal resmi olarak duyurulduktan sonra benim ilk dikkatimi çeken şey oyunun çıkış tarihiydi. Assassin's Creed serisinin aksine Far Cry yıllık değil 2 senede bir son var döneminde çıkıyor gibi duruyordu çünkü. Ama Primal'ın sadece bir yıl 3 aylık bir süreç sonrasında piyasaya sürülecek olması beklentilerimin aksine oyunun sadece riskin olacağını doğrular nitelikteydi. Sonuç olarak da öyle oldu. Far Cry Primal aynı oyunun sarısı. Hikaye M.Ö. 10.000 yılında Oros Vadisi adındaki bir bölgede geçiyor. Ana karakterimiz Takkar tüm arkadaşlarını bir av sırasında kaybettikten sonra bu vadiye geliyor ve kendisine dahil olduğu Venja kabilesinin Udam modundaki vahşi yamyamların saldırıları yüzünden yok oluşun eşinde olduğunu görüyor. Kısa süre sonra Şaman Tensai'nin öğretileri sayesinde hayvan efendisi haline gelen Takkar bu güçlerine Udamları alt etmeye ve Venja'yı tekrar Oros'un sahipleri yapmak için bir mücadeleye atılmak için kullanıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama her bir oyunda Far Cry senaryoları giderek daha basit ve ruhsuz hale geliyorlar. Far Cry 3'ün senaryosu ile ağam şam sayılmasa da 4'e oranla oldukça üstündü. Ve şimdi de 4 Primal'a oranla daha üstün. Eh, mezoretik dönemde geçen bir oyundan politik çatışmalar, arkadan bıçaklamalar ve ilginç insan ilişkileri beklemek zaten çok mantık değil. Değil mi? Hadi lan oradan. Gayet taş devrine uyarlanabilecek konseptler bunlar. En basitinden bir örnek. Mesela karısı Udam tarafından öldürülmüş bir adamın küçük kızını korumaya çalışmasını anlatsaydı bu hikaye. Ana karakterimiz kızı bir yandan koruyup bir yandan eğitseydi kızın yavaş yavaş büyüdüğünü görseydik falan. Bu hani incelemeyi yazarken şu an aklıma gelen bir konsept. Bir sürü şey uydurulabilir. Ama onun yerine elimizde olabildiğince ruhsuz, odam kötü, iyi, oros vencalarındır, odamlara ölüm şeklinde acayip sıkıcı bir senaryo var. Ne karakterler ilginç ne de olay örgüsü. Bazı arkadaşlar çıkıp zaten öyle olması lazım. Oyun taş devrinde geçiyor. Böylesi daha gerçekçi diyeceklerdir diye tahmin ediyorum. O gerçekçiliği geleceği gören şamanı uzaktan kumandalı baykuşu falan göz önünde bulundurarak bir tekrar düşünün derim. Oyun bazı noktalarda cidden fantastiğe kaçıyor. Kısacası şey demeye çalışıyorum. Senaryo kötü. Evet. Bunu nasıl daha iyi açabilirim bilmiyorum. Senaryo kötü. Tıpkı serinin önceki oyunları gibi Far Cry Primal'da bir open world first person shooter oyunu. Sanıyorum shooter sayılabilir evet. Yani İngilizce'de shoot kelimesi sadece ateşli silahlar için değil. Ok atmak fiili için de kullanılabiliyor. O yüzden Primal bir FPS. Oyun mekaniklerini büyük oranda Far Cry 4'ün Shangri-La kısımlarından almış gibi duruyor. Ok kullanmak ve hayvan yönetmek oyunun temeli. Tamamı ateşli silahlar kullanmaktan ibaret olan dördüncü oyundaki bu kısa gen etkinlikler taze ve ferahlatıcı molalardı. Ama tüm bir oyunu bu mekaniklerin üzerine kurmak incelemenin başında da söylediğim gibi o kadar eğlenceli olmuyormuş meğerse. Oyunda 3 silah tipi bulunmakta. Oklar, sopalar ve mızraklar. Evet, open world bir oyun için çok sayılmaz. Ama olsun. Çünkü bu silahların da farklı versiyonları bulunmakta. Uzun ok, kısa ok, iki ok, tek el sopası, çift el sopası. Hmm. Peki bu versiyonların farkı gerçekten dolu, dolu hissediliyor mu? Pek sayılmaz. Oklardan biri daha uzağa atıyor, biri daha yakına. Sopalardan biri daha hızlı vuruyor, biri daha yavaş. Ama bunlar oynanışı gerçekten o kadar değiştirmiyor ve uzun vadede sanki aynı şeylermiş gibi hissettirmeye başlıyorlar. Yani konsept yüzünden Primal'ın silah çeşitliliğini önceki oyunlarla karşılaştırmak her ne kadar çok aptalca olsa da sadece 3 tip silah kullanabilmenin oyunu Far Cry 4'e oranına çok daha hızlı bir şekilde sıkıcı hale getirdiği su götürmez bir gerçek. Ubisoft'un son birkaç senede yaptığı tüm oyunlar gibi bu da bir open world grind oyunu. Yani Open World'deki birbirinin aynısı olan yan etkinlikleri tekrar 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 yaparak unlock etme oyunu. Sürekli olarak aynı görevleri tekrar yaptığınızdan oyunun herhangi bir eğlence sunabilmesinin tek yolu açılacak olan yeni ekipman için heyecan yaratması. Far Cry 3 ve 4 bunu tüm o çeşit çeşit silahlarla yaratabiliyordu. Ama Primal'da elimdeki silah da aynı şeyi yapıyor zaten niye uğraşayım ki dedirtiyor insana. Ha vuruş hissi falan fena değil bu arada. Yani öyle süper falan değil ama Skyrim gibi havayı kesiyormuş gibi de hissettirmiyor. Bir ağırlığı var. Sadece dediğim gibi oyuna başladıktan birkaç saat sonra savaşa girmek Angarya gibi gelmeye başlıyor insana. Neyse ki bazı görev dizaynları o kadar dandık ki 4 gün savaşmadan tamamen kaçarak bitirebiliyorsunuz. <laughs> bir dakika bu iyi mu yoksa kötü yön mü? Oyunun bir diğer yeni mekaniği hayvan evcilleştirme. Ama sadece evcilleştirme kısmı yeni. Bu hayvanları düşmanlara karşı kullanma kısmı Far Cry 4'teki Shangri-La kısımlarıyla aynı. Siz işaretliyorsunuz o da alıyor işte. Oyuna ilk başladığınızda bu yeni mekanik gerçekten önemliymiş gibi hissettirse de kısa sürede durum değişiyor. Hecilleştirebileceğiniz 17 çeşit hayvan var. Ve 17 çeşit derken kastettiğim şey aslında 6 tane oldu. Yaban köpekleri, kurtlar, jaguarlar, kaplanlar, ayılar ve porsuklar. Lanet olası porsuklar. Sevmeye çalıştığınızda bile ısırıyor lan oğlu itler. İşte oyun bu hayvan türlerini kendince alıp yok siyah kaplan, yok mağara aslanı, yok beyaz kurt falan diyerek ayrı ayrı sayısını fazlaymış gibi göstermiş. Ama açıkçası bu hayvanların tek farkları statları ve görünüşleri. Yoksa hareket, saldırı gibi tüm animasyonları tamamen aynı. Ve yine bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Far Cry 4'ten sonra bu oyuna hiç yeni hayvan eklenmemiş. Hayır, kılıç dişi kaplanlar veya mamutlar yeni değiller. Onlar da Far Cry 4'teki normal kaplanların ve fillerin skinlerinin değiştirilmiş hali sadece. Oyunun ilk başlarında sadece küçük hayvanları evcilleştirebilirken ilerledikçe ve gerekli skillleri açtıkça daha büyük hayvanları da evcilleştirip kontrol edebiliyorsunuz. Peki bu hayvanlar ne konularda işe yarıyor? Öncelikle yanınızda bir hayvan gezdirirseniz diğer vahşi hayvanları size saldırılarını büyük oranda engelleyebiliyorsunuz. Ama büyük oranda hani her zaman işe yaramıyorlar. Eğer yanınızdaki hayvan kılıç dişli ise ve gerekli skill'i açtıysanız üzerine binip gezebiliyorsunuz. Oyunda herhangi bir araç vesaire olmadığı için bir yerden bir yere koşmaktan baydığınız anda hızınızı birazcık olsun arttırmak için tek yolunuz bu. Eğer avlamaya çalıştığınız hayvanı yakalamakta zorlanıyorsanız bunlar yine hızlıca koşup avı yavaşlatmayı başarabiliyorlar. Savaş sırasında da yine yardımcı olmaya çalışıyorlar kendilerince. Bazen başarıyorlar. Ama genelde becerimi bölüyorlar. Hele şu zıhırlı düşmanlarla falan kapışıyorlar zaten hiç şansları yok. Peki benim problemim ne? Öyle ya da böyle bir işe yarıyorlar işte değil mi yani? Problemim şu. Kullanımları gerçekten gerekli değil. Bu yazdığım her şeyi kendiniz de yapabilirsiniz. Biraz daha uzun sürer ama yaparsınız. Aynı Bioshock Infinite'teki Vigor'lar gibi. Primal'ın daha önceki Far Cry'lara göre daha sınırlı bir oyun olacağı belliydi. Ama konsept seçimi sırasında kaybettiği özellikleri yenilikler ile kapatır diye ummuştum. Hayvan evcilleştirme ile kullanmanın da bu yeniliklerden biri olmasını ve oyunun daha merkezinde olmasını beklemiştim açıkçası. Maalesef durum böyle değil. Bu mekanik sadece basit bir eklenti. Far Cry deneyiminizi kökten etkileyecek ve bu oyunu diğerlerinden farklı kılacak bir şey değil kesinlikle. Syndicate'daki halatlı kancı gibi düşünün bunu. Kullanırsanız işin Angarya kısmını hafifletiyor. Ama daha fazlası için beklentiye girmemeniz en hayırlısı. Şimdi oyunun açık dünyası Oros'a bakalım. Hem Far Cry 3'te hem Far Cry 4'te açık dünyaların oyunun en güçlü yönleri olduğundan bahsetmiştim. Özellikle 4'teki Kayrat'ı uçarak gezmekten çok sev kalmıştım. Ama Oros için aynı şeyi hissedemedim. Öncelikle harita önceki oyunlara göre neredeyse yarı yarıya daha küçük. Ve şu kopyalama muhabbetinden bahsetmezsem başım etini yiyeceğinizden hemen bahsedeyim ondan da. Evet, çok sevgili Ubisoft Far Cry 4'teki bir bölgeyi alıp aynen kopyalayıp onun üzerinden Primal'ın Oros'unu oluşturmuş. Dürüst olmak gerekirse full reskin olan bir oyundan ne bekliyordunuz ki? Ben bu haberi gördüğümde hiç şaşırmadım çünkü oyunun açık dünyasında bir sıkıntı olduğunu başından beri hissediyordum. Diyen oyunların aksine bu dünya gerçekten canlıymış hissiyatını veremiyordu öncelikle. Vahşi yaşam çok dağınık ve rastgele şekilde dağıtılmıştı. Eskisi gibi hayvanlar belli bir düzen ve sistemin içindeymiş gibi hissettirmiyorlardı. Her yerden her türlü hayvan fırlayabiliyordu. Belli ki ekosistem ilizyonunu yaratmak için haritayı olabildiğine hayvana doldurmuşlardı ve bu daha çok kaosa sebep oluyordu. Aynı anda hem ayı hem kaplan hem mamut hem de kartal tarafından saldırıyor yiyince ''Ay ne kadar gerçekçi!'' diyemiyordum doğal olarak. Hadi doğallığı geçtim. Açık dünya etkinlikleri de fena bayıklar. 3 ve 4'te alt ele geçirmek Far Cry'in en eğlenceli yönlerinden biriyken bu oyunda Angarya gibi geldi. Bir kere o outpostları eğlenceli kılan şey stealth yani gizlilik ile oynamaktı. Her outpostun özelliklerini, coğrafi ve mimari yapısını göz önünde bulundurarak farklı farklı taktikler üretmekte. Ve eğer tüm outpostu gizlice ele geçirmeyi başarırsanız bolca experience puanı ile ödüllendiriliyordunuz. Konsept gereği ateş silahların ve diğer teknolojik ekipmanın yokluğu bu outpostların da aşırı kolaylaşmasına sebep olmuş. Tek yapmanız gereken oyundaki nadir yeni mekaniklerinden biri olan baykuşunuzu kullanmak ve düşmanların tepelerine berzerk bombaları bırakmak. Sonra da uzaktaki köşenize çekilip tüm outpostun kendi kendini yok edişini seyretmek. Ha baktığınız birileri size çok yaklaştı. Hemen evcilleştirdiğiniz hayvanlardan birini gönderin o da onu öldürsün. Hop outpostu ele geçirildi. Bu kadar. Oyundaki 16 alt postada bunu yapabilirsiniz. Hepsinde işe yarıyor. Hatta bir baykuşa bomba taşıttırma özelliğini ne kadar erken alırsanız o kadar iyi. Bu sefer harita açmak için öyle kule peşinde falan da koşmuyoruz ayrıca. Haritayı açmanın tek yolu bizzat kendimizin o bölgeye gitmesi. Ama yeni anılabilen bazı özelliklerle her attığınız adımda açılan alanı geliştirebiliyorsunuz. Bunun haricinde açık dünyaya serpiştirilmiş onlarca görev var. Ve benim oynadığım kadarıyla 3-5 tane görev tipinin sürekli tekrarlanmasından ibaretler. O yüzden bunlarla fazla zaman kaybetmedim. Açık dünyada en fazla zamanı crafting ve köyümdeki belli başlı karakterlerin sığınaklarını geliştirmek için gerekli olan malzemeleri toplayarak geçirdim. Evet, köy geliştirmesi var bir de. Orosun orasından burasından kurtardığınız tipler gelip sizin köyünüze katılıyorlar. Ne işe yarıyor? Yani benim gördüğüm kadarıyla bazı sığınakların gelişebilmesi için köyün belli bir nüfusa sahip olması gerekiyordu. Bunun haricinde bir işe yarıyor ise benim haberim yok. Çünkü çok deşmedim bu mevzuyu. Oyunun ana görevi yapısı için de çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Yan görevlerde veya etkinliklerde ne yapıyorsanız onu yapıyorsunuz. Ha tek fark ana görevlerde bossların olması. İlk kez bir Far oyununda can barı olan bosslar olduğunu gördüm. Yani ben 3'ten sonrakileri oynadığım için öncekilerde varsa bilmiyorum tabi. bildiğiniz 4 tane efsanevi hayvan, 2 tane özel kabile savaşçısı ve 2 tane de kabile şefi var. Ve hiçbir özellikleri yok. Hepsi normal savaştığımız düşmanların üzerine farklı skin geçirilmiş fazladan canlıları olan düşman tipleri sadece. Oyun yapımcıları boss denen şeyin kendilerine özel patternları ve animasyonları olduğunu, oyuncunun kendini boss'a göre ayarlaması gerektiğini hatırladıkları gün ben de şikayet etmeyi keseceğim söz. Burada spoiler vermeyeceğim ve görüntüsü koymayacağım ama Far Cry Primal şu ana kadar gördüğüm en berbat finallerden birine sahip. Yani söylemezsem içimde kalırdı. Oyun görsellik açısından oldukça başarılı. Far Cry serisi her oyun ile beraber grafik açıtayı biraz daha yukarı taşıyor. Zaten 2012'de çıkmış Far Cry 3'ü bile şu an açsanız sizi rahatsız etmez. Bu oyunda detayları ve ışıklandırmayı geliştirerek göze hitap eden görseller ortaya çıkarmayı başarmış. Müzikler oyunun atmosferine uygun. Yani iyi olduklarını söylemiyorum. Uygun sadece. Ve hepsi bu kadar işte. Dürüst olmak gerekirse benim için bu oyunu mahveden şey inceleme boyunca sık sık değindiğim gibi Far Cry formülünden sıkılmış olmam. Bu aynı motor ile yapılmış 3. oyun. Far Cry 4. Incelemesi de ne demiştim? Bilmiyorum fark ettiniz mi ama incelemede pek çok kez şu farklı 3 ile aynı şu yeni gibi cümleler kullandım. Bunun sebebi oyunun ciddi anlamda birkaç ekstra yeni özellik eklenmiş Far Cry 3'ten ibaret olması. Hani neredeyse tamamen aynı oyun. Normal şartlarda bu tarz bir şeyden çok hoşnut olmam ama Far Cry 3'ü gerçekten sevmiştim ve 2 sene sonra tekrardan bu mekaniklere ve konsepte dönmekten oldukça zevk aldım. Ama bu demek değil ki sevgili Ubisoft'un bu gazla gelecek seneye bir tane daha çıkarmasını istiyorum. Çünkü oldukça eminim ki bir sonraki oyunu çok köklü değişiklikler olmadığı sürece bu kadar mutlu mesut oynamam hani. Hatta sıkılırım. İşte aynı o durum yaşandı ve ben artık bu mekaniklerden sıkıldım. Doğal olarak da oyun boyunca sık sık uyuya kalma noktasına geldiğim oldu. Eğer daha önce hiç Far Cry oynamadıysanız bu oyunu sevmeniz yüksek olasılıklıdır. Ya da aynı oyunu defalarca oynasanız bile sıkılmayan tiplerdenseniz yine sevebilirsiniz herhalde bilmiyorum. Ama ben o tiplerden biri değilim ve o yüzden puanım... Haydi görüşmek üzere.